Mamografi çektiren her kadının dikkat etmesi gereken 13 konu. Rabia İnal, tıbbi yazar. Düzenli mamografi çektirin. Meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kadınlarda en sık görülen kanser olması nedeniyle meme kanserinin erken teşhisi için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan biri de mamografidir. Mamografi çekimi meme kanserinde erken teşhis sağlayarak ölüm oranında %40 oranlarında azalma sağlar. Bu sebepten mamografi meme kanseri tanısında altın standart olarak isimlendirilir. Düşünülenin aksine çekim sırasında yüksek radyasyon dozuna maruz kalınmaz. Hatta mamografi çekiminde kullanılan düşük radyasyon yüzünden kanser olan bir vakaya hiç rastlanmamıştır. Şehir efsanesi haline gelmiş düşünceleriyle mamografi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bilime inanıyor ve mamografi çektiriyorsanız mamografi çekiminde bilinmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Gelin birlikte mamografi çekiminde sizi rahatlatacak, sizi sürece dahil edecek konulara daha yakından bakalım. Birinci mamografi çekimi iki sebeple yapılabilir. Birincisi tarama çekimidir. Yakınması olmayan hastalarda sadece kontrol amaçlı yapılır. İkincisi ise tanısal çekimlerdir. Yakınması olan hastalarda yapılır. Kötü ya da iyi huylu tümörler memede çok sık görülür. Kişinin yakınmaları, klinik muayene, kişinin geçirdiği tedavilerle birlikte mamografi meme hastalıklarının tanısını koymada çok güçlü bir yere sahiptir. Tarama ya da tanısal olması fark etmeksizin tüm mamografi çekimleri düşük doz radyasyonla çekilir ve kimyasal kullanılmaz. Tarama mamografisi kendi kendine muayenede veya klinik muayenede fark edilmeyecek kadar küçük kanserleri bulmak için çekilir. Çekilen mamografi sonucunda eğer koşullu bir bulgu görülürse ek mamografi pozisyon, ultrason, kontrastlı mamografi veya iğne biyopsisi gibi ileri tetkikler için tekrar çağrılabilirsiniz. Memenizde bir yakınma hissettiğinizde birinci basamakta aile hekiminden randevu alabilirsiniz. Hekiminiz gerekli durumda sizi tanısal amaçlı mamografiye yönlendirecektir. Ayrıca direkt meme radyoluğuna da başvurabilirsiniz. Mamografi çekiminde daha iyi görüntü elde edilmesi için 5-10 saniye bası uygulanmaktadır. Bu da ağrıya sebep olabilmektedir. En ağrısız mamografi çekimi için son adet tarihinden 7-12. Gün sonrasında çekim yapılması önerilmektedir. Çekim sırasında bedeninizi olabildiğince rahat tutmanız hissedeceğiniz bası ağrısını azaltacaktır. Çekime gelirken eski mamografi raporlarınızı yanınızda getirip radyoloğa verebilirsiniz. Bu önemlidir. Çünkü bazı kanserlerin tanısında önceki incelemelerden sonra oluşan değişikliklere odaklanılması gerekebilir. Çekim sonrasında tekrar çağrılmanız mutlaka kötü bir sonuç çıktığıyla alakalı değildir. Hekimler genelde her şeyin temiz olduğundan gerçekten emin olmak için tekrar ek tetkikler isterler. Raporunuz temiz sonuçlansa dahi sonraki zamanlarda ele gelen yeni bir kitle ya da yeni bir yakınma ile tekrardan doktora başvurmalısınız. Mamografide görülen tüm kuşkulu bulgular kanser değildir. İleri değerlendirmelerden sonra kuşku doğrulanırsa tedaviden önce görüntülenme eşliğinde biyopsi yapılır. Çeşitli tarama programlarında mamografi çekimi için 40 yaşından itibaren yılda bir kere tarama çekimi gerekli olduğu belirtilir. 50 yaştan sonra hastanın durumuna göre hekim kontrol sıklığına karar verir. Bu kontroller en az 75 yaşa dek devam ettirilir. Fakat yakınması olan hastalarda yaş ayırt etmeksizin her zaman tarama ya da tanısal amaçlı mamografi çekimi yapılmalıdır. Vücudumuzda yapmamız gereken muayeneleri aksatmayarak, hiçbir belirtiyi hafife almayarak, kontrollerimizi aksatmadan birçok hastalığın daha en başından fark edilmesini sağlayarak onları kolayca yenebiliriz.